Herkesin hayatı mahvoldu benim yüzümden. Senin yüzünden değil. Senin için. Kardeşim için. Sen olsan sen de aynısını yapardın. Yapamazdım abla. Yapmazdım. Pişman oldun mu sonra? Geçti artık. Abla sen sevdiğin adamı öldürdün benim için. Pişman oldun mu? Çok. Deli gibi pişman oldum. Ama fark etmez ki. Şimdi olsa yine yaparım aynısını. Abla. Ne yaptım ben sana? Size ne yaptım? Senin suçun değil. Benim suçum. Keşke bıraksaydın, ölseydim. Bahar, senin bir günahın yok. Unut ne olur artık. Nasıl unutayım? Sen unutabildin mi Ömer'i? Abla. Ömer yaşasaydı ne yapardın? Yok ki Ömer. Öldü. Diyelim ki ölmedi. Yaşıyor. Ne yapardın? Ne derdin ona? Ömer derdim. Ömer'im. Şimdi sen öldür beni. Ya öldür. Ya da geri al. Baba. Güzel. Nasılsın? İyi değilim baba. Çıkacağım artık buradan. Daha değil kızım. Baba anlaştık seninle. Neyse söyleyeceğim dedin. Saklamayacağım dedin. Bak kızım üşümüşsün. Bir şeyler getirteyim ben sana. Bir şey getirtme baba bana. Bana bir şey getirtme baba. Beni götür. Beni götür buradan. Duramıyorum ben artık. Bitti gitti. Tamam ben hazırım. Hadi. Hadi gidelim. Kızım, kızım. Şüphelenmişler yaşadığından. Kim o baba? Anlatsana bana. Biri senin hayatını tehdit etse, sen bilmek istemez misin? Bilmek hakkın olmaz mı? Kim o baba? Bu hikayelerin hepsini okudum. Artık bana kendi hikayeni anlatmanın zamanı gelmedi mi? Kızım, anlatırsam senin için çok tehlikeli olur. Baba, daha tehlikesi mi var bu işin? Dibindeyiz zaten. Ramiz Kareski'nin kızı mıyım ben? Evet. Öylesin kızım. O zaman öyle davran artık bana. Bak kızım. Bundan 40 sene önceydi. Haydarpaşa Garı'nda indim. Önümde masmavi bir deniz. İstanbul dedim. İstanbul. Seni fethetmeye geldim. En yüksek tepesine çıkacağım İstanbul'un. Sırtında bir çanta. Girdim İstanbul'a. Bir batakhaneye giremezsin dediler. Girdim. Oturacağım dedim. Oturamazsın dediler. Oturdum. Barbut oynuyorlardı. Oynayacağım dedim. Oynayamazsın dediler. Oynadım.
Baktım, beğendim. Burası benim olacak dedim. Olmaz dediler. Oldu. Oldu. Sonra bir gün gene kumar vardı, barbut. Delikanlılar vardı. Birden bir arbede çıktı. Silahlar patladı. Gençlerden biri yaralandı. Hastaneye götüremezdim. Aldım eve götürdüm. Yarasını onardım. İnce, temiz yüzlü bir çocuk. Adın ne dedim? Kenan dedi. Ben burada kalacağım dedi. Kalamazsın dedim. Kaldı. O mu? O. Abla. Ali Kırgız. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Nasıl? Hazırladınız mı adam gibi bir kahvaltı bari ha? İçeridekini aratmasın. Çayım nerede benim? Ver bakayım şuradan bu bir senin ekmek. Çay dayı. Öyle mi? Sağ olasın. Sen kendin gelir miydin içeri abi? Doğruyu söyle. Yok ya. Ne geleceğim bana? Ömer'e gitmedin sen. Sen gittin mi? O da doğru. Ne arkadaşız ha. Herkes birbirine ihanet etti. Ömer dışında. Oraya girince Ömer'i anlamaya mı başladın? Neler yaptık ha Ömer'e? Nasıl oldu lan? Nasıl bu kadar iğrenç olduk biz ha? Hadi ben aşkım için yaptım. Sen? Başlatma aşkına Cengiz. Sen aşkın için falan bir bok yapmadın. Biz üçümüz. Böyleydik. Böyle. Hatırladın mı?
Öyleydik. Ben senin Ömer'e bakışını fark etmedim mi lan? Sen Ömer'i nasıl kıskandın, benden kaçtı mı senden? Aşk içinmiş. Sen Ömer olmak için hepimizi. Yok Serdar'mış, yok Eyşan'mış. Onlar kim lan? Biz. Sen bizi sattın, puşt. Ömer olmak için. Şimdi Ömer oldun da. Ömer gibi de çürü hapiste. Vay be. Amma içinde tutmuşsun Ali abi. İş istemek için kapıma geldiğinde deseydin keşke bunları. Mert adamsın ya. Paraları tüketip kucağıma geldiğinde deseydin. Cengiz, oğlum. Boş konuşuyorsun, boş. Her şey seninle başladı koçum. Allah'a şükür seninle de bitiyor koçum. Oynadın, kaybettin. Şimdi dön hücrene, ölmeyi bekle. Şunu görüyor musun şunu? Bunu delip geçemezsin de artık. Kendine yeni bir efendi mi buldun? Hı? Ezel mi aldı seni himayesine? Ne oldu? İfrit oluyordun adama. Ne veriyor sana? Kaça satın aldı Ali abiyi? Çok aşık oldun karın var ya. Ona sor. Boş ver sen onu. Ezel seni atacak, görürsün bak benden beter olacaksın Ali. Ramiz'i salacak üstüne. Ne yapacaksın o zaman? Koşa koşa yine bana mı geleceksin? Hı? Senden kurtuldum Cengiz. Hata ettim. Bir kurşunun bir şeyin kaldı sandım. Geldim gördüm. Cengiz Atay bitmiş oğlum. Bitmiş. Doğrudur. Sen bensiz bir ay dayanamazsın dışarıda. Aç ayı oynamaz demişler değil mi ha? Şimdi karnımız doydu, gelelim işe. Konuştun mu çocuklarla? Bahar ablasıyla konuştuysa Ali toplar bir ekip düşer peşime. Ali'nin toplayacağı ekip önemli değil. Ondan sonra gelir benim kucağıma düşer. Hanım ablamız? Eyşan, otelle ilgili her şeyi ayarladık dayı. Bankada müdürle konuştum, benden komut bekliyor. Bir telefonda her şeylerini alabiliriz. Ne bekliyorsun o zaman? Bahar'ı dayı. Her halükarda onu aradan çekmem gerek. Konuşup konuşmayacağını da bilmiyoruz daha. Ezel, arkadaşlara bir izin ver. Seninle ben konuşalım. Sen otur. Thank you.
Hele yok Cengiz'in oyununa gelme. Düşme tüfeğe. Ulan tefo, ulan tefo. Bu sefer var ya, bu sefer yaşatmam seni. Alo Selim. Mekana gel. Yani çok yakında bir gün birisi çakacak bir kibrit, ortalık yangın yerine dönecek ha. Hep oradayız be dayı. Hep o uçurumun ucunda değil miyiz? E ne değişti? Mesele o değil ya. Mesele şu ki rüzgar değişti. Annene söyledin tamam. Ama bahar başka. Bahar bir konuşursa, senin söylediklerini onlar bir öğrenirse, öğrenmek bir yana, şüphe ederlerse yanarsın ya. Yanarsın. Biraz daha yolu var dayı. Yani ben 50 yıldır kokladım bu havayı. Öyle kaçtım uzağa, anladın mı? Öyle girdim savaşa. Öyle kaldım hayatta. Sen bu defa beni dinlesen iyi olur. Savaşacaksak savaşalım ne ala. Ama önce baharı o savaşın ortasından almam lazım. Yani kan dökülecek iki taraftan. Birileri var. Birileri bizim canımızı acıtacak. Emir vermezsen eğer oyuna katılacaklar, dengeler bozulacak, alt edecekler bizi. Dur dur, bitmedi, bitmedi. Bitmedi. Al her şeylerini, al öcünü, git buradan. Yoksa çok geç olacak. Sen çocuk, sana söylemiştim ha? Zamanı gelecek diye. Zamanı geldi işte. Al silahını Ali'ye. Yıllar önce gencecik bir çocuktun değil mi? Sana dedim ki inan, inan kendine, alacaksın intikamını. Şimdi diyorum ki sana, tehlikedesin. İlk sen saldırmazsan alamazsın intikamını. Hadi bak. Sür kardeş, sür. İçim bir nahoş bugün benim. Sür bakalım nereye gideceğiz, hadi. Sis dağılıyor arkadaş. Karşı taraf görünmeye başlıyor. Hadi Tevfik. Ay gören de süslü bir şey sanacak. Ben bile o kadar kalmıyorum içeride. Tevfik, korkuyorum bak. Ses ver bari. Vallahi açacağım. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç.
Ne olacak sence? Yani... Bahar söyleyecek mi Eşan'a? Söylemez bence. Aşık Ezel'e. Aşıksa tamam diyorsun. Ezel öldürsün ablasını. Ay yok canım. Hem Ezel öldürmeyecek ki ablasını. Beter edecek. Sen bilsen söylemez miydin ablana? Yalan söyledi bana. Daha dün sevgilimle bastım. Sinirim tepemde. Sen sevgilin sanıyorsun. Meğerse ablanın unutamadığı efsane aşkıymış. Öğrendin, adam geri geldi intikam almaya. Susar mıydın? Yapmaz mıydın bir şey? Ne zor şey. Söylerdim galiba. Aşk? Ya aile başka. Değil mi? Ben emniyetteyken şok duyardık adını Ramiz'in. Çayla az tabii. Bir gün derdim, bir gün kendim indireceğim bu adamı. O zaman karşı tarafta diye dokunulmazdı Kamil. Şimdi aynı taraftayız, yine dokunulmaz. Ben dayının tarafında değilim Ezel. Ama daha o zamandan dayı karşı taraftan bir adım önde giderdi. Bu adam ateş edilmeden önce kurşunun nereye gideceğini biliyor. Sen de büyük sözü dinle diyorsun yani. Yok, illa bitirmeyeceksen bu işi, biraz geri çekilelim. Seni güvenli bir yere alalım. Kısa bir süreliğine. Kamil. Ben bu hesaplardan, hilelerden, oyunlardan hepsinden çok sıkıldım artık. Herkesten akıllı olmaya çalışmaktan, bir dakika sonrasını hesap etmekten, her lafın arkasında bir mana aramaktan. Öyle kurdun oyunu Ezel. Öyle kurdum. Ama bugün oynamıyorum. Hiçbir şeyi kurmuyorum. Önce Bahar'dan bir ses bekleyeceğim. Topla. Ne kadar adam varsa benim eve gönder. Ha Selim, telefonun haberi olmasın. Niye abi? Sana ne lan niyesinden? Sürpriz parti yapacağım. Nasıl yani? Hey be! Gelmişsin. Dönmüşsün. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ezel mi bir şey yaptı yoksa? Bak doğruyu söyle. Ezel bir şey yapmadı. Sen yaptın Ali. Ben ne yaptım ben? Hiçbir şey yapmadım. Oturdum seni bekledim. Ali, bu benim seninle son konuşmam. Ne oluyor lan? O ne biçim laf öyle Bahar? Ali, sana bir şey soracağım, bana doğruyu söyleyeceksin. Sor, sor. O ne biçim laf öyle? Sor tabii, söylerim. Bana Ömer'i anlat. Kim söyledi? Ablam. Bir daha konuşmayacağım ben. Gel. Kızım. İnmemişin kahvaltıya. Benim de boğazımdan geçmedi. Bak, tost yaptırdım sana. Kan portakalı sıktırdım. Bak, Eyşan, bunlar da senin. Koş hele baba, sonra yerim. Bahar'ı da göremedim. Erkenden çıkmış.
Kavga mı ettiniz siz? Eyşan, yapma böyle be kızım. Biliyorum. Bazen seni kızdırıyorum. Damarına basıyorum. Üzüyorum seni. Kabul. Her tarafımızdan kötülük akıyor. O da kabul. Hiç mi iyi bir tarafımız yok? Yani hiç mi babalık yapmadım ben sana Eyşan? Hiç mi bir şey anlatmayacaksın artık babana? Anlatmayacağım. Kime anlatacaksın? Kimin var senin? He? Kızsan da, bağırsan da, çağırsan da ben varım Eyşan, ben baban. Kim omuzunu uzatır sana? Ha? Kimin omuzuna yaslanacaksın? Ben seni asla bırakmam Eyşan, asla. Söyledim Bahar'a. Anlattım Ömer'e. Ne diyorsun Eyşan? Ya gidip birilerine bir şeyler anlatırsa? Merak etme, senden bahsetmedim. Benim yaptıklarım yeter de artar zaten. Bir de seni duyup utanmasın. Keşke beni söyleseydin. Benden utansaydı. Senden niye utanacakmış ki? Sen onun hayatını kurtardın Eyşan. Gel bakayım buraya. Gel. Güzel kızım benim. Bir de utanacakmış. Neden utanacaksın? Sen hayatını koydun ortaya. Bahar seninle iftihar edecek. Çok üzüldü baba. Kahroldu. Bütün gece ağladı benim yüzümden diye. Üzülmeyecek. Bir sakinleşsin. İftihar edecek böyle bir ablası olduğu için. Söylemesen iyiydi ama ne yapalım, oldu bir kere. Canım kızım benim, güzel kızım benim. İlk defa o zaman mı? Sonra alışıyor mu insan birilerini öldürmeye böyle filmlerdeki gibi? Ben iyiyim o işte. Senin işin mi şimdi o? Öldürmek değil. Öldürebilmek. Benim işim o. Nasıl kolay yapacağını görürse gözünde adam, öldürmene gerek kalmaz. Sen ne kadar korkunç bir şey söylediğinin farkında mısın? Ya Ömer arkadaşın değil miydi senin? Ömer benim kardeşimdi. O zaman nasıl yaptın bunu anlamıyorum ben. Ne zannediyorsun sen Bahar? Hı? O güne dönmek istemez miyim? Geri dönüp üçümüze de sıkmak istemez miyim kurşunu? Sen ne zannediyorsun Bahar? Ömer'in öcünü kendimden bile almak istemez miyim zannediyorsun? Onca sene bıraktınız onu ama orada. Madem pişman oldun niye izin verdin onun orada çürümesine? Bir kere korkunç bir şey yaptın zaten. Her gün nasıl o korkunç şeyi tekrar yaptın anlamıyorum. Nasıl yaşar bir insan böyle? Ne diyeyim şimdi sana, böyle kocaman romantik cümleler mi kurayım? Yok ki. Düşünmüyorsun, aklına gelince de kovuyorsun. Yazık değil mi o çocuğa? Her gün belki vazgeçerler diyordur. Her gün belki hatırlarlar beni diyordur. Ölene kadar Ali. Ömer ölmedik. Nasıl yani? O her sabah konuşur benimle. Burada sandalyeye oturur. Kes sesini derim. Çık kafamdan. Öyle gülerek bakar bana. Alay eder. Sohbet eder. Sen özlüyor musun Ömer'i peki? Nasıl özlemem be Bahar? Ömer benim hayattaki tek arkadaşımdı. Dur, ne yapacaksın? Bir karar vereceğim. Çok zor bir karar vereceğim. Dur. Bir dakika, dur. Nasıl bir karar yani?
Sizi affedip affetmeyeceğimin kararını vereceğim Ali. Bırakır mısın? Bir dakika, yok öyle de olmaz ki yani. Sen nereye gideceksin şimdi? Bıraksana Ali. Belki ceza çekmelisiniz, onun kararını vereceğim. Belki de ihbar edeceğim sizi. Ne diyorsun ya sen? Belki de Ömer'in öcünü almasına izin vereceğim. Ne yapacaksın? Zorla mı tutacaksın beni? Ne yapacaksın Ali? Beni de mi öldüreceksin? Ben seni incitmem ki Bahar. İncitebilir miyim ben seni? Doğru, incitemezsin. Seviyorsun ya sen beni. Ömer kadar seviyor musun bari? Ezel, şimdi ona mı gidiyorsun? Gitme. Niye? Sana ne yaptığını unuttun mu? Seninle mi kalayım? Senin ne yaptığını unutalım beraber. Bu adam arkandan işler çeviriyor. Tehlikeli o adam, tehlikeli. O değil tehlikeli olan Ali, biziz tehlikeli, biz. Niye bu kadar üzgünsün? İş bitiyor diye mi? Yalan söyleme. Ali'ye üzülüyorsun bir kere. Ama bir de şöyle düşün. İş bitince hayata döneceksin. Ailene. Kimsem yok ki benim. Ay olur mu öyle şey? Ezel var. Kamil var. Ben varım. Biliyorum. Ama sizin bana ihtiyacınız yok. Ali'nin bana ihtiyacı var. Yani bir konuşuyorsun. Diyeceğim ki daha çok seviyor bu çocuk Ali'yi Ezel'den. Ben değil. Ali beni Ezel'in sevdiğinden daha çok seviyor. Hayatını emanet etti bana. Ya tamam, vicdan yapıyorsun ama o da hak etti. Öyle düşün. Bırakmayı düşündün mü? İşi yani. Ben yapamayacağım, çıkıyorum desen. İş mi sanıyorsun bu yaptığını? Değil mi? Ezel'e sözüm var benim. Her baktığımda içim acıyor adamın. Çok pis harcamışlar. Ama böyle de sen harcanıyorsun. Olsun. Geçer. Belki bir gün benim de başıma iyi bir şey gelir. Böyle güneş gibi doğar. Gelmez mi? Bilmem. Gelir belki. Ali abi. Neredesin Tefo? Dışarıdayım, bir işim vardı. Nasıl bir iş o? Nasıl bir iş? Güzel bir iş. Benim daha güzel bir işim var. Eve gel. Hemen. Acil. Karanlıktan emir verenler çıkardılar başlarını. Nereye gidiyoruz ya? Hücre cezam var. Dün yemekhanede basmış seni müdür.
Ya biz daha sonra onunla anlaştık. Yapmayın. Anlaşmışmış. Ya bakın doğruyu söylüyorum. Konuştuk, anlaştık. Ya ben böyle küçük yerlerde kalamam. Basarlar bana. Tam kapatmayın bari. Aralık kal. Aralık kalsın. Her şey bir işarete kaldı. Aynı tarafın yolcuları birbirlerine dayadılar sırtlarını. Aynı tarafın savaşçıları kalkalı bile olsa, kanlı bile olsa er geç yaklaşacaklar birbirlerine. Savaş başlamadan herkes bulacak gerçek yerini. Herkes biri dışında. Bir tek kişi savaş alanının tam ortasında her şeyi biliyor. Her şey onunla başladı, onunla bitecek. Abi. Kız. Biraz rahatsız. Onun dışında nasıl olayım? Defa. Bil bakalım bugün ne öğrendim. Gel göstereyim. Gel. Seç birini. Yok abi, sağ ol, benim var. Bu iş için yok. Seç. Bir defa yardım istedim Ezel'den. Bir defa. Bahar için. Gidiyordu. Getir dedim. Ben yardım istedim. O ne yaptı? Getirdi mi? Getirdi. Getirdi. Beni de kendime getirdi. Ne oldu? Sesme sözüme. Ne yaptı ne biliyor anlamadım. Ama öyle bir şey yaptı ki... Bahar artık konuşmayacak benimle. Onu öğrendim. Niye? Çünkü pisliğin tekiyim ben onun gözünde. Ezel'e alkış. Sonunda yaptı yapacağını. Ezel'e tebrik. Bugün ne öğrendim biliyor musun Tefa? Aşık olduğun kadın sana öyle bir bakar ki pislik gibi, çöp gibi. İşte o zaman ancak aşarsın sınırı. Senle ben bugün Ezel'i öldüreceğiz Tefa. Denemedik değil. Anlamadın sen. Arkadaşlar aksesuar. Bugün Ezel'i senle ben öldüreceğiz. Nasıl? Onu yaptığı gibi. Zaaflarını kullanacağız. Onu öyle bir yerde yakalayacağız ki. Tek başına olacak. Selim. Abi. Hiçbir şey yapmıyordu. Öyle telefona bakmıyor falan. Şimdi telefon ediyor ama. Ezel. İyi misin? Bilmiyorum. Seninle konuşmam lazım. Bir karar verdin mi? Önce seninle konuşmam gerekiyor.
Tamam. Neredeysen gelirim ben. Yok, kimsenin olmadığı bir yer olsun. Neresi? Bir saniye. Pardon, bir kağıt kalem alabilir miyim? Teşekkürler. Yazıyorum. Hangi köprü altı? Tamam, bulurum herhalde. Abi dediğin gibi oldu. Ezel'le buluşuyor. Gittiği yeri öğreneyim, ararım şimdi. Başlıyoruz Sefa. Yakın dur Sefa. Bugün bir tek sana güveniyorum kardeşim. Anahtar. Ben de seninle geleyim mi, ister misin? Anahtar Kamil. Surat asmayın böyle. Ortada bir şey olduğu yok. Şebnem, gelince pizza söyleyeyim mi? Söyleyelim. Neli? Tartışın aranızda. Hey! Duyuyorum ya sesini. Dışarıda duruyorsun işte. Şşt! Bak, bir şey diyeceğim. Bak ne diyeceğim. En azından bu deliği açık tutalım ha. Kapı kilitli zaten. Kural ihlali sayılmaz yani. He? Kim öldürdü Recep Parlak'ı? Ali Kırgız. Çocukluk arkadaşım olur. Teşekkürler. Ramiz Karaeski'yi nereden tanıyorsun? Ramiz Karaeski bizden birinin intikamını almak istiyor. En azından kendisi öyle söylüyor. Kimin? Önce siz bana bir iyilik yapın. Belli ki var öyle bir kudret. Belli ki istiyorsunuz söyleyeceğim şeyleri. Size her şeyi söylerim, anlatırım. Bütün sorularınızı cevaplarım. Ama önce bana bir şey yapın. Ne? Çıkarın beni buradan.